Şimdi Nur Talebesi kardeşlerimize aydınlatma programı devam edecek. Bu yanıltmaca olayına bir yıl, iki yıl bir çalışma yapalım. Allah ömür verirse inşallah. Her seferinde bir konuyu işleyeceğiz. Veyahut dağınık da olabilir. Yani mantıksızlık olabilir. Yani insanlık hali, insan mantıksızlık konuşuyor. Ama bu derece abartılı, bu derece hayret verecek şekilde mantıksız, bu derece alakasız sözlere koskoca insanların, bakın profesör, doçent ayarında insanların inanması yahut inanıyor görünmesi bir mucizedir. Bir ahir zaman harikası. Bediüzzaman diyor ki, çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi Mehdi Ali Resulü'ne, şu baştan başlayalım. Bediüzzaman Mehdi diyorlar, o da cevap veriyor. Bediüzzaman diyor ki, ben de bu zatın temsil ettiği çok mesailere cevaben derim ki, yani birçok misal vererek Mehdi olduğunu yazıyorlar. O has nurcuların ellerinde bir hakikat var. Fakat iki cihette bir tabir ve tevil lazım, açıklanması lazım diyor. Bak diyor ki, Risale-i Nur'un şahsı manevisini haklı olarak bir nevi Mehdi telakki ediyorlar. O şahsı maneviinde bir mümessili nur şakitlerinin tesanütünden gelen bir şahsı manevisi ve o şahsı manevi de bir nevi mümessili olan biçare tercümanını zannettiklerinden, yani Bediüzzaman'ı Mehdi zannettiklerinden diyor, Bediüzzaman'ı beni diyor Mehdi zannediyorlar diyor. Bazen o ismi, Mehdi ismini ona da veriyorlar. Gerçi bu bir iltibas ve sehivdir. Ne demek istiyor? Yanlışlık. Bir daha nasıl söylesin? Böyle bir şey dememiştir diyor Bediüzzaman diyor hoca kitabında. Yanlıştır dememiştir diyor. Bak, gerçi bu bir iltibas ve sehivdir. Açın bakın sözde. Yanlıştır diyor. Daha nasıl söylesin? Bakın diyor ki, fen ve felsefenin çok defa mektuplarında işaret ettiğim gibi, Mehdi Ali Resulü'nün, yani peygamberimizin soyundan gelen Mehdi'nin temsil ettiği kutsi cemaatinin, bak Mehdi var, bir de cemaati var. Cemaatinin şahsı manevisinin. Şimdi şahsı manevi de bu yüzyılın bir orijinal özelliği zannediyor bazı Nur kardeşlerimiz, Nurcu kardeşlerimiz. Kardeşim, şahsı manevinin olmadığı bir yıl olmuş mu, dönem olmuş mu? Hazreti İbrahim var, talebeler var, şahsı manevi oluyor. Peygamberimiz var, sahabileri var, şahsı manevisi olur. Yani peygamber sahabelerle beraber çalışma yaptığında, bütün bölgeye İslam'ı yaydığında o anlatım, oradaki o faaliyetin adı nedir? Şahsı manevidir. İlk defa mı ortaya çıkıyor şahsı manevi? Durup şahsı manevilikten sanki orijinal bir olaymış gibi. Hazreti İsa'nın talebeleri vardı, Hazreti İsa vardı. Onun bir şahsı manevisi vardı. Bunda şaşacak ne var? Başbakan vardır, hükümet vardır, hükümetin şahsı manevisi vardır. Başbakanın şahsı manevisi vardır. Bunda şaşacak bir yol yok ki. Yani ilk defa çıkmış bir şey değil bu. Yeni bir şeymiş gibi anlatıyorlar. Yeni bir şeymiş gibi değil. Her peygamber sahabeleriyle başarılı oluyor. Birlikte hareket ediyorlar. Tek kaldığında zaten yayılmamış oluyor din. Yani sadece onda kalmış oluyor. Tek kalan peygamberler olmuştur. Ama din yayılmıyor. Adı üstünde zaten bir kişi inanıyor. Bak Mehdi Ali Resul'ün temsil ettiği, temsil etmek ne demek? Başında bulunup temsil ediyor. Kutsi cemaatinin, cemaati de var. Şahsı manevisinin üç vazifesi var. Bak üç tane, bir tane değil, üç tane. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer bütün yoldan çıkmazsa, insanlık yani tamamen sapıtmazsa, o vazifelere onun cemiyeti ve seyitler cemaati yapacağını rahmeti ilahiyeden bekliyoruz. Onun cemiyeti deyince onlar Mehdi içinden ayırıyor. Ya kardeşim, cemaati varsa Mehdi niye içinde olmasın, niye için ayırmaya kalkıyorsun? O zaman Mehdi dursun, cemaatini ayır. Evet, tabii. Değil mi? Madem ayırman gerekiyorsa. Tabii. Mehdi ve cemaati bir bütündür.
onun cemiyeti ve seyitler cemaati yapacağını rahmet-i ilahiyeden bekliyoruz ve onun şahsı manevinde bak, onun üç büyük vazifesi olacak diyor. Bir tane değil. Dürüst olsunlar. Birincisi, fen ve felsefenin tasallutuyla, maddiyun ve tabiyun tavuğunu beşer içinde intişar etmesiyle, her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Yani Darwinizm, materyalizmi çökertmektir. Bediüzzaman Darwinizm'e yönelik hiçbir çalışması olmadı. Darwin'den tek kelime bahsetmiyor. Darwinizm, materyalizmi çöküşünü Mehdi'ye bırakmıştır Bediüzzaman. Ehli imanı delalete muhafaza etmek. Yani ehli imanı Darwinizm, materyalizme düşmekten muhafaza etmek. Bu vazife hem dünya hem her şeyi bırakmakla, yani bütün hayatın sosyal önlemler çekilmekle, çok zaman tetkikat ve meşguliyeti iktiza ettiğinden Hazreti Mehdi'nin, şahsı manevi değil bak, Hazreti Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez. Ne vakti ne de hali müsaade edemez diyor. Çünkü Hilafet-i Muhammediye cihetindeki aleyhissalatü vesselam saltanatı onunla iştigale vakit bırakmıyor. Çok yoğun diyor. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. O zat o taifenin uzun tetkikatıyla yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak. Şimdi onlar ne diyor? Buradaki ifade onların anlatımıyla çelişiyor. Çünkü diyor ki o zat, Bediüzzaman diyorlar bunlar, o zat, Bediüzzaman kendinden bahsediyorlar. O tayfenin uzun tetkikatıyla yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak. Uzun tetkikatla yazdıkları hazır eser, Risale-i Nur'sa, kim yazmış Risale-i Nur'da Bediüzzaman gitmiş onlardan o kitabı alıp böyle bir çalışma içerisine girmiş. Çünkü burada hazır bir eserden bahsediliyor. Evet. Değil mi? Eğer bundan kastedilen Risale-i Nur'u kastediyorlarsa, başka biri yazacak diyor Bediüzzaman burada bunu. Başka birinin yazdığı Risale-i Nur'u mu aldı getirdi Bediüzzaman? O bizzat kendi yazmadı mı Risale-i Nur'u Bediüzzaman? Tabii, tabii. Değil mi? Burada ne diyor? O zat, o taifenin uzun tetkikatıyla yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak. Nerede bu kitap, bu eser? Burada Bediüzzaman'ın söylediği, Darwinizm, materyalizmi çökerten eserler. Taife dedi, Müslümana taife demez Bediüzzaman. Yani ehli kitaptan kişilerin Darwinizm, materyalizm aleyhinde hazırladıkları, Darwinizm, materyalizmi çökertecek bilimsel çalışmalar. Bunları hazır bir program olarak Mehdi alacak diyor. Kendisi kitap olarak, program olarak yazılarında, orada, burada artık CD mi neyse onları da kullanacak diyor. Onun ile o birinci vazifeyi, yani Darwinizmi yıkma, materyalizmi yıkma vazifesini tam yapmış olacak diyor Bediüzzaman. Bitirecek diyor. O zaman adamlara soruyoruz. Madem Bediüzzaman diyorsunuz, burada o taifenin uzun tetkikatı ile yazdıkları eseri kendine hazır program yapacak diyor. Bediüzzaman hangi eseri kendine hazır programı yaptı? Hangi taifenin hazırladığı yazıları aldı da program yaptı kendine? Cevap? Yok. Bediüzzaman alim. Bizzat kendi tetkik ediyor. Uzun tetkikatını kendi araştırarak yazıyor. Başka birinin eserini istifade etmiyor. Benim yanımda sadece Kur'an vardı diyor Bediüzzaman. Buradaki ifade ne? O zat, Mehdi, o taifenin, taife, Müslüman'ın taife demez Bediüzzaman. O taifenin uzun tetkikatı, araştırması ile yazdıkları eseri, yazılmış eser, kendine hazır bir program yapacak. Nerede bu kitap? Nerede bu eserler? Bediüzzaman nerede okumuş? Nereden almış bu kitapları? Hazır, kimin eserlerini aldı da Bediüzzaman o hazır eserlerle faaliyet yaptı? Risale-i Nur o hazır kitaplardan mı yazdı? Değil tabii. O zaman doğru değil konuştukları. Onun o birinci vazifeyi, yani Darwinizmi, materyalizmi yıkma vazifesini tam yapmış olacak. Bu vazifenin istinat ettiği kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas, sadakat ve teselli sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir. Bu kitapların hazırlanmasında, Darwinizm materyalini yıkacak faaliyetlerde
bir kısım şakitlerin, talebelerin Mehdi görevlendirecek diyor. Bediüzzaman'ın talebelerini o devirde görevlendirip Risale-i Nur'u siz yazın yahut neyse yazdığı kitapları siz yazın veyahut o taifenin eserlerinden alarak ben yazdım gibi bir ifadesi yok Bediüzzaman'ın. Böyle bir faaliyet olmamış. Ne talebeleri onun Risale-i Nur'u yazmış efendim, ne de taifenin yani dışarıdan ehli kitaptan birinin eserlerinden istifade ederek Darwinizm, materyalizme yönelik bir çalışma yapmış Bediüzzaman. Böyle bir faaliyet yok. O zaman niye bu samimiyetsizliğe giriyorsunuz? Bak her yerde patlıyor olay. Yani değil mi? Her yerde mantıksızlık ortaya çıkıyor.